Metin Göktepe'nin ölümüyle ilgili olarak tanıklara özellikle başvurduk ve tanıklar Metin Göktepe olayını bakın bize nasıl anlattılar. Beraber kalktık ikimiz. Elini yüzünü ifade. Kayfaltı hazırlamıştı. Bileziydi. Anneciğim ben gidiyorum dedi. Metin. Kalktı gitti. Her zamanki gibi geldik. Gündemdeki görevler dağılımı yapıldı. Metin'in öncelikle Ali Bey köye gitmesine servis olarak karşı çıktık. Hayır, ben izlemek zorundayım bu haberi dedi. Ve çok fazla da yine tartışamadık. Metin her zamanki gibi çantasını omuzladı, makinesini aldı. Metin'de de araç yoktu. Cumhuriyet'teki arkadaşla beraber gidecektik Ali Bey köye. Cenazelerin adli tıptan çıkmasıyla beraber biz de araca bindik. Durdurulduk ve sarı basın kartı istediler. Sadece UBA'da çalışan arkadaşta sarı basın kartı vardı. O gösterdi. Tanıtma kartını kabul etmediğini söyledi komiser. Metin üsteleyince sen çok konuştun, seni gözaltına alıyorum dedi ve iki çevik kuvvet polisi Metin'in kollarını arkadan bükerek gözaltına aldılar. İşte masa falan yok, sadece şey, oturabilmek için tabureler, ortada küçük bir masa. Ben de cama doğru oturdum. Dışarıya bakmaya çalışıyordum. O arada bir İETT otobüsü geldi. Hıncalınç dolu. Hepsi zaten öyleydi. O ara Metin'i gördüm. Çünkü Metin'i 1,5 senedir tanıyorum. Benim. Eyüp Spor Salonu'nun girişinde 10'ar kişilik gruplar halinde bizi yere yatırdılar. Yere yatırılan kişileri tek tek kaldırıp üzerine arayıp spor salonuna döverek götürüyorlardı. Bu arada ben yerdeyken bir ses duydum. Gazeteciyi bir tarafa getirin, ona özel muamele yapacağız dediler ve gazeteciyi getirdiklerinde ben kolumun altında bakabiliyordum. Çünkü bakma, sağa sola bakma yasaktı. Benim yüzüm kapıya dönük. Bu bankotların böyle aralıkları var, iki tahta arası. Ben böyle kafamı eğmişim, böyle montumlar arasında böyle yukarı seyrediyorum. Yani o anda sesi bizzat net duydum. Yani. Ben gazeteci oldum, Evrensel'de çalıştım. Bizzat sesini kendim duydum. Yani. Ben Metin Göktepe, ben gazeteciyim, beni niye dövüyorsunuz dedi. Ve bu laftan sonra Metin'i daha çok dövmeye başladılar. Birinin elinde masa ayağı vardı yanılmıyorsam. Ve vuruyorlardı Metin'i. Metin yere düştü. Daha sonra içeri alırken, salondan içeri girerken ben baktığımda Metin'i yerde cansız yatarken gördüm. Nişanlım benden daha önce çıkmış. İşte dediğim gibi arabada beklemiş bir süre. Mütemadiyen böyle kafasını çeviriyor, bakıyor ki kendi girdikleri, bayanların girmiş oldukları kapıdan birisini sürükleyerek çıkardıklarını görüyor. Üzerinde mont, koyu renk bir deri mont olduğunu zannediyor. Koyu renk deri montlu biri kafasını kapatmışlar. İki polis, biri bir kolundan, biri bir kolundan. Ters tarafa doğru, o büfenin olduğu tarafa doğru, orada bir kulübe var. Oraya doğru götürdüklerini görmüş. İşte
İşte biz içeri girmeye çalışınca çok sayıda polis hemen müdahale etti. İte kalka sert bir şekilde bizi dışarı çıkarttılar. Biz savcının yasası olduğunu, bunu yetkili birisine iletmemiz gerektiğini, avukatlarım ve gazetecilerim gözaltında alındığını söyledik. Dediler ki onları bırakıyoruz dediler. Metin gecikti. Abisine dedim, Metin niye gecikti dedi. Bir şey olmaz dedi. Büyük abisi de dedi, bir şey olmaz Metin'e dedi. Ne olur ki? Sabaha doğru bir telefon alıyor gazetedeki arkadaşlar. İşte Metin Göktepe'nin gözaltında dövülerek öldürüldüğünü, kendisini de gözaltına serbest bırakılan birisi olduğunu haber veriyorlar. Sabah bana ilk karşılaştığımızda savcı şey dedi, gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmış, akşam üzeri serbest bırakılmış, serbest bırakıldıktan sonra bir çay bahçesinde otururken sandalyeden düşmüş, fenalık geçirmiş, sandalyeden düşmüş dedi ve orada da ölmüş dedi. Sanki kendime şey yaptım, tokat attım falan böyle. Belki dedim bir kahpusa falan uyanırım, böyle şeyler olur ya. Sonra dedim gerçek, böyle oldu.